Herkese selamlar arkadaşlar, ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de itfaiyecilik mesleği nedir, nasıl yapılır, bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, oyundaki mesleklerden birisi de arkadaşlar itfaiyecilik mesleği oluyor ve bu mesleği yapabilmek için arkadaşlar bazı gereksinimlere tabii ki de sahip olmamız gerekiyor. Bunları da hemen birazdan bahsedeceğim. Dediğim gibi oyundaki mesleklerden bir tanesi de itfaiyecilik mesleği arkadaşlar. My Job'a girdiğimizde gördüğünüz üzere burada bir ton meslek bulunuyor ve bugün dediğim gibi biz bu videoda burada firefighter diye geçen itfaiyecilik mesleğini ele alacağız. Zaten burada genel olarak ne gerektirme olduğu yazıyor arkadaşlar ve nasıl yapabileceğiniz yazıyor. Ancak ben bu videoda Türkçe bir şekilde size bunları açıklayacağım. Şimdi ilk olarak bu mesleği yapabilmek için arkadaşlar sizin bir ehliyete sahip olmanız gerekiyor ki bu itfaiye araçlarını kullanabilirsiniz. Bunun dışında bir de 5 level olmanız gerekiyor. Level'ınıza bakmak için önündeyken M tuşuna basıyorsunuz ve buradan da arkadaşlar gördüğünüz üzere ben şu an 15 level'ım. Yani bu mesleği yapabilirim anlamına geliyor. Minimum 5 level olduğunuzda dediğim gibi bu mesleği yapabiliyorsunuz. Örneğin siz 5 level'sınız, ehliyetiniz de var ve bu mesleği yapmak istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Öncelikle haritamızı açıyoruz. Hemen buradan açalım ve burada şu an bulunduğum yerdeki şu kırmızı ateş simgesine gelmeniz gerekiyor. Burası itfaiye departmanı oluyor arkadaşlar ve gördüğünüz üzere sadece bir tane var. Yani şehrin dışında vesaire yok. Gördüğünüz üzere fire station sadece bir tane var. Buradan da gördüğünüz üzere. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi ilk olarak buraya geliyorsunuz ve daha sonrasında eğer bir arabayla geldiyseniz arabanızı şu arka taraftaki yere park etmenizi öneriyorum. Buraya da park etmişler ama buralar çok düzgün yerler olmadığı için bu araçların çekilmesi olası arkadaşlar. Dolayısıyla şu arka tarafa çekmenizi öneririm. Evet, şimdi bu itfaiyecilik mesleğini yapabilmemiz için arkadaşlar ilk olarak bu binanın içerisine giriş yapıyoruz. Hemen sağ üst taraftaki şu sarı daireye gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen sarı dairenin ortasına geliyoruz ve buradan Get Employed tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Buna bastığımızda şu an gördüğünüz üzere bu mesleği başlatmış bulunmaktayız. Eğer bu meslekten çıkmak istiyorsanız, yani bu mesleği yapmak istemiyorsanız artık tekrar buraya gelip Leave tuşuna bastığınızda meslekten çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında burada size bahsedeceğim bir şey daha var. Gördüğünüz üzere şu sol tarafta bu meslekte kaç level olduğunuzu görebiliyorsunuz. Ben şu an 1 level'ım. Zaten herkes 1 level'la başlıyor arkadaşlar mesleklere ve o mesleği yaptıkça level'ı atlıyorsunuz. Bu mesleklerde level atlamak için arkadaşlar gereksinimlerde bu kısımda yazıyor. Örneğin level 1 zaten herkes için açık diyor. Level 2 için ise 35 ya da daha fazla yangın söndürmeniz gerekiyor. Son olarak da level 3 olabilmek için de 100 ya da daha fazla yangın, ateş söndürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki level'ların farkı nedir? Level 1'deyken $250 maaş alırsınız arkadaşlar söndürdüğünüz ateş başına. Level 2'de bu $350 oluyorken level 3'te ise $500 oluyor. Dolayısıyla bu meslekte level 3 olmak çok mühim bir şey arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi buradan dediğim gibi butona bastıktan sonra mesleğimizi başlatıyoruz. Daha sonrasında hemen şu arka taraftaki wardrobe, yani gardırobun oraya gelip bu şekilde otomatik olarak zaten kıyafetiniz değişmiş olacaktır. Buradan sonra arkadaşlar tek bir işimiz kalıyor. O da hemen bu dış taraftaki Mike Corn Suite'e geliyorsunuz. Interaction tuşuna basıyorsunuz ve I want to rent a fire truck diyorsunuz. Bu şekilde bir itfaiye aracı kiralamış oluyorsunuz. Bunun ücreti $300'dır. Ancak bu sizin gözünüzü korkutmasın. Zaten level 1'seniz bile bir tek yangın söndürerek $250 çıkarmış oluyorsunuz. Bunu hemen rent diyoruz ve şu an evet gördüğünüz üzere aracımız gelmiş bulunmakta. CTRL tuşuna basıyoruz ve şuradan birazcık uzaklaşalım. Şu kısımdan göstereyim size bunları. Şu an arkadaşlar tam olarak mesleğe başlamış durumdayız. Bizim bu mesleği yapabilmemiz için arkadaşlar öncelikle bu itfaiye aracının içerisindeyken J tuşuna basıyorsunuz ve gördüğünüz üzere şu an mevcutta nerelerde yangın olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Buradaki mantık şu şekilde arkadaşlar. Örneğin herhangi birine bakalım. Location kısmından nerede olduğunu, yani haritanın hangi bölgesinde ve hangi yapıda yangın çıktığını görebiliyorsunuz. Distance, yani yangının size ne kadar uzaklıkta olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Fire size dediyse arkadaşlar yangın büyüklüğü oluyor ve oyunda toplamda 3 farklı büyüklük bulunuyor. Birincisi low'dur arkadaşlar, yani weak yazan yangın büyüklüğü. İkincisi medium'dur. Bir tanesi de arkadaşlar yüksek oluyor ki onu da şu an görüyorsunuz. High fire site, yüksek büyüklükte bir yangın olduğu zaman bu zaten ekranın üst tarafında belirtiliyor arkadaşlar. Yüksek bir yangın var şeklinde. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Biz bize en yakın olana gitmeyi tabii ki de tercih edeceğiz. Şimdi isterseniz bizim en yakınımızda hangi yangın varmış ona bir bakalım diyecektim. Sanırım şurası 881 metre ve 866 var. Hiç fark etmez. Bunlardan birine gidebiliriz. İkisi de weak diye gözüküyor. Business Center'ı seçelim. Evet, hemen motorumuzu tekrar çalıştırıyoruz ve yola çıkıyoruz. Evet, genel olarak itfaiyecilik böyle yapılıyor arkadaşlar. Ancak sizlerle birlikte birkaç yangını söndürerek mesleğe hakim olmanızı sağlayacağım. Bunun dışında arkadaşlar bu meslekleri yaparken diğer oyuncular size saldıramaz. Çünkü oyundaki bu meslekleri yaparken bir oyuncunun size saldırması katiyen yasak. Ancak eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız ve eğer o sırada kayıttaysanız arkadaşlar, yani bir kanıtınız varsa buna dair, adminlere bunu söylediğiniz takdirde kesinlikle karşıdaki kişi ban yiyebiliyor arkadaşlar ya da ceza yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Ya da aynı şekilde tabii ki bu sizin için de geçerli arkadaşlar. Başkalarına bu görevdeyken saldırmayın ya da araçta onların araçlarına girmeyin ki ceza yiyemeyseniz. Evet, şimdi bu yangının yanına geldiğimizde arkadaşlar yangına bu şekilde bakarken sağ klikle arkadaşlar nişan alıyoruz. Daha sonrasında da sol klikle bu şekilde yangına
tutuyoruz. Gördüğünüz üzere kırmızı bir daire çıktı arkadaşlar. Birazcık buraya bu şekilde tutuyoruz. Öncelikle evet şöyle de yapabiliriz tabii ki. Birazcık bunu böyle bekliyorsunuz arkadaşlar. Ki ekranın alt tarafında da şu zemin üzerine gelirsem daha rahat görürsünüz. Hemen aşağı tarafta bir yüzde var arkadaşlar. %40, %41 şeklinde ilerliyor. Yani bunun anlamı bu yangın %48 olmuş şu an ve birazdan sönecek. Eğer bu ateşe birden fazla itfaiye eri müdahale ederse sizin aldığınız parada bir eksilme olmuyor arkadaşlar. Yani herkes bu yangına bu şekilde tüpüyle sıktığı takdirde herkes maaşını alabilir. Bu anlamda bir çekinceniz olmasın arkadaşlar. Bu mantık bu şekilde işliyor. Hemen evet %99 bitti. Ve $250 geldi arkadaşlar. Sağ tarafta görüyorsunuz şu an paramın orada. $250. Tabii ben 1 level olduğum için bu meslekte $250 sadece gelebiliyor. Eğer 2 level olsaydım 350 gelecekti. 3 level olsaydım da $500 gelecekti. Ki $500 gerçekten çok çok iyi bir para arkadaşlar. Bu mesleği yaparak kısa sürede güzel paralar kazanabilirsiniz. Hemen bu yangınımızı hızlı bir şekilde söndürelim. Bu arada bu yangından arkadaşlar eğer başkalarıyla yaparsanız yani buraları çok daha hızlı söndürme ihtimaliniz de bulunuyor. Yani eğer arkadaşlarınızla yapıyorsanız ya da farklı oyuncularla yapıyorsanız daha hızlı bir şekilde bu yangınları söndürüp çok daha hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Hemen aracımıza geri dönüyoruz. Hızlı bir şekilde binelim. J tuşuna tekrar basıyoruz arkadaşlar. Ki bakın şu an tam ekranın aşağı tarafında şu an bulunduğum bölgede arkadaşlar tekrar bir yangın çıktığını belirtiyor. Ki o yangında zaten burasıymış arkadaşlar. Bu tarz bir uyarı aldığınızda ekranınızın aşağı tarafında bu ya bulunduğunuz yerdir ya da hemen çevrenizdeki yerlerden biri oluyor arkadaşlar. Genellikle gittiğiniz yerlerden biri oluyor ki ben sadece buraya gittiğim için hemen buraya bu şekilde girişelim. Bu tarz durumlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok da güzel olur sizler için. Zira yolda vakit kaybetmezseniz. Şunun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Bu medium düzeyde yani orta büyüklükte bir yangın. Ve orta büyüklükte bir yangın gördüğünüz üzere 4 tane ateşe sahip. 1, 2, 3, 4. Eğer düşük seviye bir yangın olsaydı bu sadece 2 tane olacaktı ki buraya ilk geldiğimizde hatırlarsanız 2 tane sadece ateş vardı. İşte o zayıf oluyor arkadaşlar. Bu orta oluyor. Bir de büyük oluyor arkadaşlar. Zaten ekranın üst tarafında öyle bir şey olunca yazıyor. O da 6 taneye tekabül ediyor. Yani muhtemelen şu iki yerde yanacaktı şeklinde olurdu. Her neyse bunu da hızlı bir şekilde söndürelim. Bu arada şunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Biz itfaiye aracımızdan çıktığımız için hemen sol aşağıdaki haritanın üzerinde vehicle rental will end in 133 seconds yazıyor. Yani bu şu demek oluyor. Eğer biz aracımıza 1100 saniye içerisinde binmezsek aracımızın kiralama süresi sona ermiş oluyor. Dolayısıyla da tabii ki o aracı kullanabilmek için tekrar itfaiye departmanına gidip kiralamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu süreye de dikkat etmenizi öneriyorum. Ancak zaten çok fazla bu süreyi bitirebileceğinizi zannetmiyorum. Zira 1100 saniye, 1200 saniye gibi çok güçlü bir zaman koymuşlar oraya. Ancak yine de aklınızda bulunmasını öneririm. Hemen bu şekilde yangınımızı söndürüyoruz. Bu arada arkadaşlar bu söndürme işlemini aynı şekilde hemen burası bitsin. Evet. Aynı şekilde bu itfaiye aracının yanındayken de yapabilmeniz mümkün. Oradayken sağ klik artı H tuşlarına basarak itfaiye hortumuyla sıkabilmeniz de mümkün. Ancak bu bazen bug'a girebiliyor arkadaşlar. Örneğin ben az önce denedim ve bir bug'a girmişti. Şu an kullanamıyorum. Ancak böyle bir yöntem de bulunuyor. Eğer o şekilde bug'a girerse bu şekilde yangınların yanına gelip sağ klik artı sol klik şeklinde bu şekilde söndürerek yangınlarınızı söndürebilirsiniz. Şimdi ben hızlı bir şekilde burayı söndüreceğim arkadaşlar. Üçünü de daha sonrasında da başka yangın yerlerine de gidelim ve bakalım bakalım neler olacak hep birlikte görelim. Evet buradaki yangınımızı şu an söndürmüş bulmaktayız. Gördüğünüz üzere hepsi bitti. 250, 250, 250, 250, $1000 kastık. Hatta bir de zayıf yangın vardı. $1250'ı 1-2 dakika, 2-3 dakika içinde buradan kasmış bulmaktayız. Ancak dediğim gibi arkadaşlar eğer bunu kalabalık yaparsanız çok çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tekrar J tuşumuza basıyoruz ve en yakın yangın bize Burger'daymış. Hemen Burger'a o zaman gidelim şu şekilde plan route. Zaten arka sokaklarda bir yer olsa gerek. O zaman hemen aracımızı şu şekilde çevirelim hızlı bir şekilde. Bu arada aracı arkadaşlar çarpabilirsiniz ya da patlatsanız dahi size herhangi bir şekilde bir maliyeti olmuyor. Yani o durumdan dolayı korkmayın. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Zira bu araca para verdiniz. Hemen şuraya da gelelim. Evet buradaki zayıf bir yangınmış. Gerçi az önce yazıyordu ama olsun. Evet şu an gördüğünüz arkadaşlar sağ klik artı H'ye basıyorum ki bunu aracın yakınımdayken yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sağ klik artı H'ye bastığınızda gördüğünüz üzere çok çok daha hızlı bir şekilde söndürüyorum arkadaşlar. Aşağı tarafa dikkat edin. Önceki yangında bu çok çok daha yavaş sürüyordu. Ancak şu an tek başıma bile olsam bu yangını çok hızlı söndürebiliyor oluyorum. Hemen bu şekilde söndürüyoruz. Yan tarafı da söndüreceğim tabii ki. Bu arada arkadaşlar bunu bu şekilde bırakmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz. Burası %100 oldu. Bazen bu şekilde bug'a girebiliyor. Hemen şu tarafa geçelim biz ki burası %30 oldu ama şu şekilde yaparsak şurada pik bir nokta var sanırım. Evet. Burayı da hemen söndürüyoruz. Bu yangın hortumunu arkadaşlar bıraktığınız zaman eğer aracın yakınındaysanız bir sıkıntı olmayacaktır. Ancak eğer araçtan uzaklaşırsanız ve bırakırsanız tekrar aracın yanına gelmeniz gerekiyor. İtfaiye hortumunu alabilmek için. Bu da aklınızda bulunsun. Örneğin sizde şu an şu şekilde göstermiş olayım. Bakın bu şekilde istediğim kadar uzaklaşabilirim. Birazcık daha gideyim hatta. Görüyorsunuz hala bırakmıyorum şu an. Sağ klik artı H'ye basıyorum. Şu an bıraktım. Gördüğünüz üzere tekrar sağ klik H'ye bastığımda ne yazık ki kullanamıyorum. Çünkü arkadaşlar aracın yakınında olmanız gerekiyor ki
gerçekçilik açısından da böyle olması gerekiyor. Ancak elinizdeki şeyi her zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece itfaiye aracının yanındaki hortumdan bahsediyorum. Tekrar söylüyorum, aracın yanındayken sağ klik artı H tuşuna bastığınızda gördüğünüz üzere bu çok çok daha uzaklara gidebiliyor. Şu şekilde hatta birazcık şey yapalım. Zaten gittiği yeri şu an görüyorsunuz. Kırmızı noktanın olduğu yere kadar gidebiliyor. Bir de normal istiyorsanız deneyelim şunla. Bakın bu birazcık daha öne geliyor arkadaşlar. Yani bununla sıkmanız hem daha hızlı söndürmenize sebep olur hem de daha uzaklara fırlatabilirsiniz. Hemen şurada bu şekilde tekrar bunu söndürelim. Hızlı bir şekilde. Evet, burayı da söndürmek üzere izlerken %101 oldu ve söndürdük. 250 dolar. Hemen aracımıza binip tekrar başka yere de gidelim. Bir yere daha gidelim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu ufaktan sonlandırırız. Hemen J tuşuna tekrar basıyoruz tabii ki ve buradan en yakın yangın bizi sanırım Garbage Warehouse. Peki hemen plan a route diyelim. Aracımızın motorunu çalıştırıyoruz ve 1.11 kilometrelik yolumuza ufak ufak gidelim bakalım. Bu arada şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Fark ettiyseniz aracınızın bir benzini bulunuyor ve siz bu aracı kiraladığınız zaman aracınızın benzini tabii ki de full depo geliyor. Örneğin siz bu görevi saatlerce yaptığınızı varsayalım. O zaman ne olacak? Tabii ki de benziniz ufaktan bitmeye başlayacak. Eğer benziniz biterse arkadaşlar gidip benzin almanızı önermiyorum. Zira benzin fiyatları daha pahalıya gelir aracın deposunu fulllemek. Bunu yapmak yerine tekrar aracı aldığınız yere geri götürüyorsunuz. Yani itfaiye departmanına. Orada bırakın da yeni bir araç kiralayın arkadaşlar. Eğer bu şekilde yaparsanız dediğim gibi 300 dolar hem bir sıfır araç almış olacaksınız tekrardan itfaiye aracı hem de benzine ekstradan fazla para vermemiş olacaksınız. Şimdi yangın tabi bizim yanımızda olduğu için yani itfaiye aracımızın erişebileceği yerde olduğu için hemen sağ klik artı H'ye basıyorum ve yangını çok çok daha hızlı bir şekilde söndürüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde buradaki yangını da söndürelim bakalım. Yani ilk yangınımız bitti. 250 dolarımız geldi. Hemen buradan da hızlı bir şekilde ikinci yangınımızı da söndürelim. İkinci yangınımızı da şu an söndürdük. Bazen bu şekilde bug'a girebilir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere %118 falan yazıyor şu an. Yani %100'ü geçti. Böyle bug'lar olabiliyor. Bu tarz durumda arkadaşlar hortumu bırakabilirsiniz. Eğer hortumu bırakırsanız tekrar %100'den başlayacaksınız. Şu an ben %200'e kadar gideceğim. Eğer düzelmezse ki düzelmeyecektir muhtemelen. Hemen bırakacağım hortumu. Bakıyoruz. Düzelmedi. Hemen bırakın. Tekrar söndürme işlemine başlayın. Gördüğünüz üzere sıfırdan başlıyor. Bu tarz ufak tefek bug'larla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne yazık ki böyle şeyler olabiliyor oyunda. Hatta şöyle bir bug da var arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim size. Örneğin siz diyelim ki bu itfaiyecilik mesleğine başladınız. Hatırlarsanız biz bu üstümüzü değiştirmiştik ve itfaiyeci kıyafeti giymiştik. İtfaiyeci kıyafeti giydikten hemen sonra arkadaşlar bu şekilde sağ klik artı sol kliğe basıp elinizdeki tüpün sıkıp sıkmadığını kontrol edin. Zira bu bazen bu şekilde sıkılmıyor arkadaşlar. Bu şekilde sıkmayı denediğinizde hiçbir şey çıkmıyor. Bunu en başta göreve başlarken yapmanızı öneririm. Çok fazla karşılaşabileceğiniz bir bug değil bu arada. Ancak yine de ihtimal dahilinde olan şeyler bunlar. Dolayısıyla eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız da meslekten çıkıyorsunuz ve tekrar mesleğe başlıyorsunuz ve bu şekilde bu bug'ı da düzeltmiş oluyorsunuz. Hızlı bir şekilde burayı da söndürdük. Evet şu an 250 dolar daha aldık. Yani gelmişken burayı da söndürelim. Sanırım evet burası medium büyüklükte bir yangınmış. Peki hızlı bir şekilde burayı da söndürelim hemen. %100 oldu ve burayı da söndürdük. Tabii burası bir tık uzakta kaldığı için bir deneyelim bakalım. Mesela şuradan itfaiye hortumunu çekebilir miyiz? Hayır. H'ye basıyorum şu an nişan almışken ve olmuyor. O yüzden yakında geldiğimde bu arada başka bir yangın daha çıktı herhalde. Birbirlerini patlattılar. Peki evet dediğim gibi eğer itfaiye aracının yanından bu şekilde hortumu uzatarak gelirseniz bunu istediğiniz kadar uzağa götürebiliyorsunuz ve bir problem de olmuyor. Şu an arkadaş da sıktığı için gördüğünüz üzere çok çok daha hızlı bir şekilde yangını söndürüyoruz. İşte bunu kastediyorum arkadaşlar. Eğer bunu kalabalık yaparsanız ki benim aracım da patlamış şu an ki kendi araçları da patlamış. Evet ilginç. Evet gerçekten kötü oldu. Her neyse genel olarak arkadaşlar itfaiye görevi bu şekilde oluyor. Hemen burada şuradan kenara gideyim ben. Evet bu tarz şeylerle çok karşılaşmıyorsunuz tabii ki. Ancak orada bir aksilik oldu muhtemelen. Araçlar birbirine çarpınca böyle oldu. Bu arada başka kişilerin araçlarına da binebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde toplanın ve diğerleriyle yani tanımadığınız kişilerle dahi bu itfaiyecilik mesleğini yapabilirsiniz. Hatta bir tane de size böyle göstereyim arkadaşlar. Hemen bu tayfayla en yakın yangına gidelim bakalım. Evet tayfa katliamla tekrar bir yere geldik. Gördüğünüz üzere yeni bir yangın varmış. Hemen buraya geliyoruz. Arkadaş aracı park edecek muhtemelen. Evet park etti. Dediğim gibi aracın yanındayken arkadaşlar sağ klik artı H tuşuna basıyorsunuz ki ben şu an yapamadım. Bazen bug'a girebiliyor. Örneğin şu an yapıyorum arkadaşlar ve H tuşuna basmama rağmen maalesef çekemiyorum. Muhtemelen başkası kullandığı için de olabilir. Şu an kestiremiyorum ama her neyse böyle bir durumda olduğunuzda direkt siz yangın tüpünüze girebilirsiniz. Evet şu an paramızı da aldık. Gördüğünüz üzere herkes de aldı bu yangını ve herkes kendi maaşını alıyor. Yani illa sizin tek başınıza bitirmeniz gerekmiyor. Güzel de oldu aslında bu arkadaşlar birlikte yapmamız. Hızlı bir şekilde burayı da söndürelim. Burayı da söndürdük. 250 dolar. Evet çok daha seri bir şekilde kazanıyoruz gördüğünüz üzere. Ancak sanırım başka bir yangın kalmadı. Peki şöyle tutunarak gidelim bu sefer de. Gerçekten çok da zevkli oluyor böyle arkadaşlarla yaptığınızda
ya da tanımadığınız insanlarla bile yaptığınızda. Çünkü herkesin burada görevi aynı arkadaşlar. Yangın söndürmek. Kimse birbirine bir kötülük yapacağını zannetmiyorum ya da bir rekabet durumu olmadığı için. Hatta aksine dediğim gibi çok daha hızlı yaptığınız için görevleri burada birlikte olmak sizin adınıza çok daha iyi olacaktır. Videoyu da burada bitirebiliriz aslında arkadaşlar. Genel olarak itfaiyecilik nedir? Nasıl yapılır? Tek başınıza yaptığınızda ne kadar hızlı yaptığınızı ve diğer oyuncularla birlikte yaptığınızda ne kadar hızlı yaptığınızı da videoda göstermiş oldum. Eğer aklınıza takılan bir soru ya da sorular varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bilgim dahilinde cevaplamaya çalışacağım. O zaman arkadaşlar videomuzun böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoyu like etmeyi, yorum atmayı, yorumunuzu kalabalığını unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.